Merhaba arkadaşlar. Gazlar soru çözümlerine hoş geldiniz. İlk sorumuz, gerçek gazlarla ilgili verilen yargılarından hangileri doğrudur? 1. Moleküller arası çekim kuvveti arttıkça gerçek gazın basıncı azalır. Şimdi gerçek gaz ve ideal gazın farkı neydi? İdeal gazda bağlar sıfır. Hiç bağ yok. Tanecikler arası boşluklar maksimumda. Burada çekim kuvveti var. Ve arttıkça basınç azalır mı? Evet. Çünkü arttıkça gazlar bağımsızlığını yitiriyor. Daha birbirine bağımlı hale geliyor. Ve bağımsızlık azaldıkça çarpma sayısı azalır. Çarpma sayısı azaldıkça da basınç azalır. Bir, doğru. 2. Yüksek sıcaklık ve düşük basınçta gazların davranışları ideallikten uzaklaşır. Evet arkadaşlar, şimdi ideallik bağ sıfır demektir. Ben ısıttıkça bağlar zayıflıyor ve basınç azalttıkça bağlar zayıflıyor. Çünkü tanecikler arası mesafe artıyor, boşluk artıyor. Bağlar zayıfladıkça ise idealliğe yaklaşıyor. Bağlar tam sıfırlanırsa gaz tam idealdir. Demek ki burada tam tersini demiş. Gazlar idealliğe yaklaşır da olacaktı. 2. Yanlış. 3. Aynı sıcaklık ve basınçta molekül kütlesi küçük olan gazın ideal hale yakın davranması beklenir. Diyor ki eması azaldıkça ideallik artar. Şimdi ideallik dediğimiz şey bağların sıfır olmasıydı. Bağlar yok. Ema düştükçe London bağının kuvveti azalır. London bağının kuvveti azaldıkça gaz tanecikleri ideale yaklaşıyor. 3 doğru. Evet, ikinci sorumuz, 1 mol X gazının farklı sıcaklıklarda çizilen grafikler verilmiştir. İdeal gaz doğrusundan sapmalar dikkate alındığında yargılarından hangileri doğrudur? Bakın bu PV bölü RT'ye karşılık basınç grafiği. Bir kere formülümüz neydi? İdeal gaz denklemi. PV eşittir NRT. Şimdi ideal gaz olursa bu eşit oluyor. İdeal değilse ideallikten saptıkça artık eşitlenmiyor. Normalde PV'yi PV çarpımını RT'ye bölersem, tabi N 1 mol oluyorsa 1 oluyordu. Bu tam ideal gaz için. Çünkü ideal gaz bir çizgisinden sapmaz. Niçin? Çünkü hiçbir zaman bağ oluşmaz. İstediğimiz kadar biz basıncı arttıralım, bağ oluşmaz. Ama bağ oluştukça, yani ideallikten saptıkça bir çizgisinden de sapıyor. T1 sıcaklık. Bakın burada gazımız aynı gaz. Yani T1, T2, T3 sıcaklıkları aynı X gazının farklı sıcaklıklardaki durumları. Burada T1 sıcaklığında ideal gaz çizgisinden, yani birden az sapmış. T2'de daha çok sapmış, T3'te daha çok sapmış. Yani bir X gazı T1 sıcaklığında ideale daha yakındır. Çünkü PV-NRT denklemine biraz uzaklaşmış yani. Bu eşitlikten biraz, bir sayısından biraz değişmiş. Yani doğrudur. 2. T3 sıcaklığında ideallikten sapması en fazladır. Bu da doğru. Çünkü T1'de ideallikten sapma en azsa, T3'te en fazladır. Peki bu işin sıcaklıkla ilgisi ne? Şimdi sıcaklık arttıkça bağlar zayıflıyordu. Bağlar zayıfladıkça çekim kuvvetleri azaldıkça, yani ideallik artıyordu. Bu durumda T3 ideale en uzaksa sıcaklık en düşüktür. En sıcak T1 olacaktı. Daha sonra T2, daha sonra T3 olacaktı. Biraz daha çok soğursa buhar fazına geçiyor. Daha da çok soğursa ne oluyor? Bağlar çok kuvvetlendiği için sıvılaşıyor. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Yandaki sabit hacimli kapta M gram X gazı bulunmaktadır. Bu kaptan bir miktar aynı sıcaklıkta X gazı dışarı alınıyor. Bu durumla ilgili çizilen grafiklerden hangileri doğrudur? Şimdi burada biraz gazı biz dışarıya alırsak kütle azaldı. Bir kere yoğunluk sormuş bana. Yoğunluk hacim ilişkisi. Sabit hacimli kap diyor. Ve zaten sabit gidecek. Peki öz kütle ne oldu? D eşittir M bölü V'den. Hacim sabit. Kütle azalıyor.
yoğunluk da azalmış oluyor. Dolayısıyla burada sağa doğru gittiği için yoğunluk arttığını bize söylemiş. Bir yanlış. İki, öz kütle zamanla azalır. Evet demiştik zaten belli bir öz kütlesi vardı. Sonra azalacak zamanla doğru. Peki basınç ne oluyor? Hacim sabitken basınç düşer. Evet çünkü PVRNT'den sıcaklık sabit. R sabit, hacim sabit. Mol azalıyorsa basınç da azalır. 3 doğru cevabımız 2 ve 3. Şekilde sürtünmesiz pistonlu kapta sabit sıcaklıkta bir miktar neon gazı bulunuyormuş. Aynı sıcaklıkta piston B noktasına getirilip sabitlenirse, ben pistonu B'ye getirip sabitlersem, bakın bölmeler eşit. Demek ki ben ne yaptım? Hacmi 2 katına çıkardım. Gazın basıncı, öz kütlesi ve basınç hacim çarpımı ile ilgili hangileri doğrudur? Yani ben artar azalır şeklinde yazacağım. Bir kere basınç. Şimdi yazıyorum formülümü. Gazlarda ideal gaz denklemi PVRNT. Sabitleri siliyorum. Sabit sıcaklık T gitti. R zaten sabit. Bir miktar neon gazı kaba gaz eklenmesi çıkarması söz konusu değil. N de sabit. Dolayısıyla V arttığı için P'nin azalması lazım. Çünkü daha geniş hacimde çarpma sayısı azalıyor. Basınç da azalır. Öz kütle. Öz kütle D eşittir M bölü V biliyorsunuz. Burada gazın miktarı sabit. Kaba giren çıkan gaz yok. Hacim artıyor. Hacimle öz kütle terstir. Öz kütlenin azalması lazım. Basınç hacim çarpımı yani PV'den bize bahsediyor. Bakın PV neye bağlı derseniz NRT'ye bağlı. Yani mole bağlı. Mol sabit. Kaba giren çıkan gaz yok. Sıcaklığa bağlı sabit. R zaten sabitti. Eşitliğin karşı tarafı komple sabitse diğer tarafı da sabittir. Yani PV çarpımı sabittir. Yani değişmez. Miktarı sabit tutulan X gazının sıcaklığı arttırıldığı halde basıncı değişmiyor. Bununla ilgili hangisi kesinlikle yanlıştır? Bir kere yazalım denklemimizi. PVRNT. Bu denklemi yorumlayacağız. Sıcaklığı arttırıldığı halde basınç değişmiyor. Niye acaba? Ve miktarı sabitmiş. N de sabit gitti. R sabit. T arttığı halde P değişmiyorsa tek bir değişken kaldı. V. Demek ki V'nin artması lazım. V nasıl artar sıcaklıkla ve doğru orantılı olacak yani? Demek ki kabımız, gazımız ideal pistonlu kapta. İdeal serbest pistonlu kapta bulunuyorsa ancak bu mümkündür. Hangisi kesin yanlıştır? 1. Gazın kinetik enerjisi artmıştır. Şimdi kinetik enerji neye bağlı? Sadece sıcaklığa bağlı. Çünkü formülümüz EK eşittir. 3 bölü 2 çarpı K çarpı T idi. K zaten sabit. T artarsa EK artar. Demek ki T arttığı için EK da artması lazım. Doğru. Kesin doğru. Başka bir ihtimal yok. B. Gazın öz kütlesi azalmıştır. D eşittir M bölü V. Bir kere burada gaz miktarı sabit. Yani M sabit. Hacim artıyor. Bunu bulmuştum. Öz kütle azalıyor. Doğru. 3. C şıkkı. Gazın basınç hacim çarpımı azalmıştır. Şimdi PV çarpımı NRT'ye bağlı. PV çarpımının azalması için N ve T'den birinin azalması lazım. N sabit zaten. T de artıyor, sıcaklık da artıyor. Doğru. Dolayısıyla PV çarpımı artması lazım. Artar diyoruz. Yanlış. Cevabımız C şıkkı. Sabit hacimli bir kapta eşit kütlelerde. Hacim sabit, kütle eşit. X veya ideal gazları varmış. Tamam, ideal kabul ediliyorsa işimiz daha rahat. Aynı koşullarda X moleküllerinin yayılma hızı Y moleküllerinin 4 katıdır. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi hacim sabit ve kütleler aynı. Aynı koşullar. Kimyada koşul neydi? Sıcaklık ve basınç. Yani demek ki burada sıcaklıkları aynıymış. Mesela normal şartlar, normal koşullar diyoruz. Sıcaklık 0 derece, basınç 1 atmosfer. Demek ki koşulları aynıysa burada T'ler de aynı. Yayılma hızı verilmişse iki faktör vardı. Sıcaklıkla doğru, MA ile tersti. Sıcaklıkları aynıymış, T
tek faktör kaldı, eması kaldı. Ema ile ters. Yani x'in hızı daha fazlaymış. Demek ki eması daha az. 4 kat daha hızlıysa vx, 4v, vy, v şeklinde. Demek ki x'in eması 16 kat daha az. Yani bunun eması 1 ise y'nin eması 16 alabiliriz. Veya 1 x ise 16 x diyebilirsin. 1 n'e 16 m diyebilirsin. Ama ben 1'e 16 dedim ben şimdi. Bunun eması 1, y'nin eması 16. Şimdi hangileri doğrudur? 1. Y gazının mol kütlesi, evet x gazının mol kütlesinin 16 katıdır. 16'ya 1 buldum. Doğru. Çünkü sıcaklık sabit. 2. X gazının kısmi basıncı, Y gazının kısmi basıncının 16 katıdır. Kendi molü büyük olan gazın kısmi basıncı da büyük olması lazım. Şimdi ben mol bulacağım burada. Burada kütlesi de eşitmiş. Ben kütleye eşit ise 16'ya 16 diyeyim ben kütleye. Bu da 16 gram olsun. Bu da 16 gram olsun. Yen 16 eması zaten. Yani 16 gramın 1 molmuş. Bu da 16 gram 1 mol. X'in molü 1 mol. Y'nin molü 1 mol yani. X'in molü ise 16 gram bölü 1'den yani 1 gramı 1 mol ise 16 gramı 16 mol yapar. Bunun molü 16 moldür. Şimdi bu durumda molü X'in molü 16 kat fazla olduğu için kısmi basıncı da 16 kat fazla olacak. Yani 16 katıdır. Bu da doğru. 3. X gazının moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi Y'ninkinden 4 katıdır. Şimdi kinetik enerjiyi soruyorsa bize tek bakacağımız şey var sıcaklık. Sıcaklıkları da zaten aynı. Demek ki kinetik enerjileri de aynı olması lazım. Yanlış. Cevabımız 1 ve 2.